بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. فاتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Yürekler aşkınlar çarpar, sensiz dünya bizlere dar. Selam sana ey mutlu yar, sensin tüm dertlere deva. Göklerden yükselen seda, canlar sana olsun feda. Son peygambersin sen Taha, selam sana ey Mustafa. Ya Nebi selam aleyke, ya Resul selam aleyke, ya Habib selam aleyke, salavatullah aleyke. Harap'a cephe bir oldu, kavga düşmanlık son buldu, sevgi insanlık dili oldu. Selam sana ey Nur'u, selamlıklar sona erdi, mazlumların yüzü güldü, alemlere rahmet indi. Selam sana ey cennetli, selam sana ey sevgili. Ya Nebi selam aleyke, ya Resul selam aleyke, ya Habib selam aleyke, salavatullah aleyke. Burayı Kur'an insanlarını ifade eden birkaç beyit yazmıştım. Bir gece sabaha kadar bir hamdiyesi yazdım. O hazırsa onu dinleyelim. Olmasın. Dönün, tamam, hadi. Sen kaderimsin nitesi. Seçimden yeni çıktım, çok yorulmuştum. Tekrar Avrupa'ya gitmeyi kafama koymuştum. Bir cuma gecesi istihare yatıp uyumuştum. Avusturya içime doğmuştum, buna uyanmıştım. Bir cuma gün akşamüstü telefon çaldı, alo dedi. Avusturya'dan Osman Bey'miş, selam verdim. Buraya gelir misin hocam deyince bu habere çok sevindim. Bunda hayır var tamam deyip kadere boyun eğdim. İnsanoğlu kaderin neyse onu yaşarsın. Dilin la olur sen kaderine koşarsın. İstihare haktır. Çıkar karşına şaşarsın. Göz yaşın akarken başına taç takarsın. Yıllardır hizmet için Avrupa'yı dolaştım. Kaderde Avusturya miktesir varmış, ona ulaştım. Salzburg'a inip kıvrım kıvrım dağları açtım. Miktesirmiş geldik dediler. Camiyi görünce şaştım. Rüyamda çıktı burada. Bir hikmet aradım. İçime bir huzur doğdu. Ona inanıp dayandım. Etrafıma bakıp cennet misali güzelliğe daldım. Konyalı, Ordulu, Sakarya'da hemşerileri bulunca hizmet yapmaya inandım. Miktesir küçük 5000 nüfus bir kasaba. Cemaat az dediler. Olsun. Takmadım kafama. Öğrenciler gelirse gerisi ayrıntı, almadım hesaba. Bismillah deyip hizmete koyuldum sabırla. Anadolu'dan gelip insanlar burada mekan tutmuş. Yıllardır gurbette ne acılar yutmuş. Sonunda birçoğu özünden kopmuş. Diyarı gurbette hepsi kendine bir yuva kurmuş.
inanan insanlar ortak değerini bir araya katmışlar. Bitkesir'de Vatan Camisi'ni bin bir zahmetle yapmışlar. İçine ne paralar döküp güzelce donatmışlar. Ahiretleri için kendilerine çok güzel köşk yapmışlar. Caminin yanında İmam Ali üç odalı. Donatmışlar içini güzelce, bayağı havalı. Orada huzur buldum, dilim hep dualı. Görevimi yaparken olursun gönüller sultanı. Yoldan geldim, yorgun, biraz erken yattım. Sabahleyin bakınca etrafıma hayranlıkla baktım. Yeşil bir vadi içinde sanki bir cennete kalktım. Rabbim her güzelliği buna vermiş, buna şaştım. Dağları yemyeşil, bizim boz dağlara benzemez. Nere baksam muhteşem, efkarım kâr eylemez. Bu gezide güzelliğe bakınca yüreğim sustu, dil söylemez. Rabbime şükür ettim, başka naz dinlemez. Yeşil vadi içinden bir tesir sevgi boy gibi kız gibi yatıyor. Yüce dağlar başında hala beyaz karlar duruyor. Yeşil deralarda koyun keşiğinde fer otluyor. Sanki dünya cenneti, çamlar türül türül kokuyor. Havası, suyu, yeşil davası bir başka. İnsan etrafına baktıkça gönül geliyor aşka. Türk takımları bile buraya geliyor kampa. Avusturya mitesi cennetten bir köşk haşa. Saray gibi çift katlı güzel ahşap evleri, her evin balkonunda asılı rengarenk çiçekleri. İnsanları çok mutlu, hep gülüyor yüzleri. Selamsız geçmiyor yanından hiçbiri. Dağların tepesinde yayla evleri var şato gibi. Ahır, samanlık, kesimhane kurmuşlar düzeni. Ne kadar şanslı merada otlayan inekleri, çok çalışkan insanlar, her işi yapıyor makineleri. Geçtiğim insanları, hayvanları bile eğitimli. Akşama kadar merada otluyor çayır içimi. Ahırlara giriyor sıra sıra her biri. Makineden akıyor su gibi beyaz sütleri. Caddesinde sokağında ayrı bir düzen kurmuşlar. Trafik kurallarına cezayla herkese uydurmuşlar. Köyünde bile burada medeniyet kurmuşlar. Adaletle insanlar mutlu olup huzur bulmuşlar. Yolları, sokakları pırıl pırıl çok temiz buldum. Aylarca baktım sokakta ne çöpçü ne çöp atan gördüm. Benim vatanım niye öyle diye çok üzüldüm. Buraya bakınca bazen ağladım, bazen güldüm. Aralara atıyorum uzun. Saatlerce gidersin güzel vadi hiç bitmez. Her baktığın yerde ev var, şehir, köy fark etmez. Şehirleri köy, köyleri şehir gibi buraya akıl ermez. Avrupa'nın her yeri aynı güzel, gezmeyle tükenmez. Burası tam yayla, gelmez yazı baharı. Hava bazen açar, genelde hep kapalı. Hiç düzen tutmaz, anında başlar yağmuru. Güneşi az, yaz mıdır, kış mıdır, hiç yok ayar. Hava birden kararır, yağmur başlar. Sisli dumanlıdır etrafında küçük dağlar. Ağustos'ta yağıyor Midyesir köyüne karlar. Üç ay oldu yüreğimde başladı ahlar. Gurbet acı derler, gerçekten çok acı. Nice insanlar gördüm, yok hasta, yok ilacı. Çok güzel dostlar edindim anne bacı. Nicelerini gördüm, yok başıma İslam tacı. Tepliğe yakın evlere gittim, misafir oldum. Nice güzel cicelerle dostluklar kurdum. Üç ay geçti, nice kaybolan sonradan insanlar buldum. Ozan yüreğim suslu, kalemim artık yoruldu. Herkesin bir işi var, kimse boş durmuyor. Milletin çoğu burada kayak fabrikasında çalışıyor. Konyalı Ramazan kardeşim ise bol bol çatı yapıyor. Gençlerin çoğu boyacı, arabalarıyla hava atıyor. İlk cuma cemaatinde Türk'ten çok Araplar vardı. Vatan sevgisinden bahsettim, dilinden anlamadı. Cemaat az geldi, içime büyük bir korku sardı. Üzülsem de gönlümde hizmet aşkım vardı. Hafta sonu oldu, 30-40 melekler okumaya geldiler. Yanan yüreğimi onlar biraz süs ettiler. Daha ilk günler bana büyük ümit verdiler. Sevgimi ortaya koyunca, bu hoca iyi dediler. Gün geçtikçe meleklerim camiye su bile attı, cemaatim bile buna alkış açtı. 60-70 öğrenciye canım şükür dolup taştı, benim de mutluluktan gözümden yaşlar aktı. Birkaç da başka şunları okuyayım.
Günde 30 kilometreden gelen Lara, Laren, Mina için severim. Anneleri Fatma Bacı'yı kardeşim gibi severim. Yavrularıyla gelip Kur'an okuyan Gül, Merda kardeşlerim, sizi fedakar görmek gidip Allah için överim. Osman Bey, atom karınca gibi. Çalışkan, hızlı akıyor kanı. Konyalı Yusuf Bey, ben olmasam olur buranın imamı. Harun, Şener, Berber, Mevlüt, Bayram, Ahmet, devamlı cemaatı. Ferdi, Ramazan, Şuayip, Osman, Sezgin, gönül insanı. Dernek Başkanı Ali Bey, güzel insan, işten zamanı yok. Gençlik Başkanı Salih, ararsan bulamazsın, mazeret çok. Kadın olarak Aysun Hanım çok kıymetli, ancak ortada yok. Vitesinde herkes çalışıyor, derdi çok harika. Şakir, Şahin, Hasan, Mehmet, Muhammed, gençlerin gönlü çok güzel. Hepsiyle ilk gün tanıştık, sohbet ettik saatlerce. Bir kere de futbol oynadık sahada beraberce. Camiye girmezler, karanlık odada otururlar sessizce. Gönlü yüce analar, bacılar cuma günü sohbete geldiler. Yüze yakın melekleri okumak için sıraya girdiler. İlk günden itibaren aşk ile Allah dediler. Kazan, abdest, bilgi yarışmasında dereceye girdiler. Cennet turisinin ruhu güzel kusurlarım. Masum hallerine bakınca hep içim sızlar yanar. Birçoğu daha başlarken besmele bilmiyordu. Suslu analar, bacılar, babalar. Hepsi çikolatayı çok yiyor. Enerji, gerilmiş durmaz. Sabırla, inançla her gün umutlum durdum. Bir harf bile öğretmekten çok mutlu oldum. Kısa zamanda Kur'an, ezan bilgiyle doldurdum. Allah için görevimi yaptım, mesuliyetten kurtuldum. Allah'ım verdiğin hamd ile eyledim niyaz, sevgiyi, hoşgörüyü kendime aldım vaz. Cuma, pazar her fırsatta verdim vaaz, 3 ay boyunca aşk ile hizmete, hizmetten aldım. Sazbor, selam sen, gittesin, gezdikçe hayran kaldım. Aziz kardeşimle Kremlin çilalesine nefes aldım. Ramazan dostumla gittiğim soğuk suda suya daldım. Yusuf amcanın bahçesini görünce benim sandım. Şu garip dünyanın işini akıl ermiyor. İnsanın neler yaşayıp göreceğini kimse bilmiyor. Sebepsiz, sebepsiz Mevlam bir kuluna bir şey veriyor. Kaderim oldun sen benim ey güzel yüklesin. Ey dostum, gün gelir bölüm bizi ayırır. Evet, tüm insanlar mahşerde bir yerlere toplanır. Unutma, iyilerle kötüler birbirinden ayrılır. Kaderim oldun benim sen ey güzel yüklesin. Yedik, içtik dostum, hakkını helal eyle. 3 aylık zaman ise geçip gitti böyle. Konya'ya yolun düşerse gel bir kelam söyle. Kaderim oldun sen benim güzel yüklesin. Teşekkür ederim.
nasip olursa bir 5 haftaki bir şey olacak. اِنَّ اللّٰهَ مِنَ الْقَدَرِ Bu ayeti kimse unutmasın. اِنَّ اللّٰهَ مِنَ الْقَدَرِ Şurada salonda bulunan hangi kardeşim olursa, hangi yavrumuz olursa, kim neredeyse, şunu asla ve kat'a unutmayın. Üç şey kaderdir. Bir, hangi anadan, hangi babadan, nerede dünyaya geleceğini sadece ve sadece Allah bilir, Allah ayarlar. Bu kaderin ta kendisidir. Hiçbir kul ne annesini, ne babasını, ne de doğacağı yeri tercih etme hakkı yoktur. Kader budur. Kız veya erkek gelecekse de dünyaya kaderin ta kendisidir. İkinci bir kader vardır ki, sen şöyle dersin, ben böyle derim. Herkesin bir hayat kayısı vardır. Evleneceği kız, evleneceği kadın, evleneceği erkek ana karnında yazılır, asla değişmez. O bir kaderdir. Bir evlilik, iki evlilik. Gerekirse ölür, yeniden evlenir. Bunların her birisi kaderdir. Hikayeler çoktur. Aldıydı, taştıydı, baktıydı, vuruştuydu. Hepsi hikaye. Bunu da tayin eden Allah'tır. Senin çekeceğin varsa bir mürüvvet, çekeceğin varsa bir çile, çekeceğin varsa bir kader. İkinci, üçüncü bir kader. Allah her kulunu bir yerde ikame eder. Sen zannedersin ki Avusturya Midnes'ine ben geldim ve burada ben çalışıyorum ve ben burada rızkımı temin ediyorum. Yalan. Allah seni Midnes'inden kıldı, burada sana rızık ayırdı. Sen bu çileyi burada onun için çekiyorsun. Bu bir kaderdir. Bu değişmez. Hocam, bunu değiştirme imkanı var mı? Evet, var. Sen affedersin. Sen proje yaparsın. Sen plan yaparsın. Rabbim müsaade ederse o plan olur. Ama ezelinde yine senin yaşayacağın, yiyeceğini Rabbim ayarlar. Son bir kader vardır ki o da Kullu nefsin zâikatül mevt diyor. Ölüm nerede, nasıl, nice gelecek hiç kimse bilmez. Nerede geleceğini, nasıl geleceğini hiç kimse bilmez. O da bir neymiş? Kader miymiş? Sadece burada şunu söyleyeyim. Hazreti Mevlana dedemiz diyor ki, senin ne anlattığın, senin nasıl bir insan olduğun, senin niyetin ne olursa olsun önemli değil diyor. Önemli olan karşıdaki adamın ne anladığı diyor. Sen peygamber olursun. Allah'ın Resulü de kimse anlamamış, taşlamışlardı. Kan revan içerisinde bırakmışlardı. Bir gün Cibril Emin geldi, dedi ki ey Allah'ın Resulü, Taif seferine gitmişti Efendimiz. Taif'teki ne kadar serseri insan varsa peygamberimizi taşlamıştı. Kan revan içinde bıraktı. Allah Resulü'ne Cibril Emin geldi, dedi ki ey Allah'ın Resulü, Allah sana selam ediyor ve diyor ki, eğer ellerin kaldırır da bir tek şu Taif dağı onların tepesine yıkılsın dersek Allah dua kabul edecek. Onu taşlamışlar, kadrevan içinde bırakmışlardı. Paramparça etmişlerdi. Allah Resulü dedi ki, burası çok önemli bakın, hoşgörüye bakın. Bu dinin özelliğine, güzelliğine bakın. 100 sene sonra da bir Taifli bana iman edecekse Allah'ım, bu Taifleri affet, bunlar tanımıyor, bunlar cahil, bunlar bilmiyor diyordu. Peygamberimiz öyle çok geniş düşünen, benim dinimle bu kadar mütevazi, bu kadar barışçı, bu kadar özgürlükçü, bu kadar hoşgörü dinidir bizim dinimiz. Asla, asla bir anda hüküm vermez. Hülasa. Bir garip hoca geldi, oturdu, kalktı, şeyler yaptı. Ben şuna, bütün buradaki hazırın içerisinde şunu diyorum ki, Allah şahidimiz olsun, hesap günü gelecek. Bütün ilmiyetimizde, bütün 15 sene, 45 sene tecrübemizde Midnes'teki insanlara gönlümüzü ve yüreğimizi içine de sevip olarak hizmet ettik. Etmeye çalıştık. Ha bunu alkış tutsunlar, buna aferin desinler diye değil. Allah'ın rızasını aramak, rızayı kavuşmak, rızayı bulmak için. Ama ben peygamber değilim ki, ben de bir insanım. Aferin işler uzmanısın, psikologsun, bir sürü marifetlerimiz var. Ha benim meleklerim hepsi şahit.
haberi kol kitlerim şahit. En çok zamanım sonlarına geçti. Kılıktan dudağa gitti. Basın kızı. Şimdi Avrupa'nın çocuğuna vuramazsın. Bağıramazsın. Nerede benim Ahmet Can hakkına örnek olsun diye. 3-4 defa ben o çocuğu çok seviyorum. Şapkasını daha çok seviyorum. Kaç defa dışarıya çıkardım onu ben. Yerinde duramıyorum, hareketli. Kızdım, bağırdım, dışarıya gönderdim. 5 dakika sonra indim, sarıldım ve sevdim. Bazen sırtına vurursun, bazen beline vurursun, bazen şaka yaparsın, bazen kızarsın. İnsan psikolojisi kadar dünyada psikolojik bir sorun yoktur. Bak, hayvanlarla anlaşırsın. Kuşlarla anlaşırsın. Otlarla anlaşırsın. Ama insanlarla anlaşmak hakikaten çok zor. Bir anne kendi kızıyla anlaşamaz. Bir baba kendi evladıyla anlaşamaz. Yani özetliyorum, bizi bilen bilsin diyorum. Şunu söylüyorum yalnız. Ha ben buradayım. Ha benim öğrencilerim burada. Ha erkeklerim burada. Ola ki bir hata yaptı ise, ben çocuklarımı oturttum son günde bir gün önce, her bir tanesi de karşıma, hepimiz birbirimizi değerlendirdik, hem çocuklar. Ben onları değerlendirdim, onlar beni. Ben aldığım şey intiba şu, her birisinin sözü şu. Uzatmayacağım. Hepsine de buruntu geliyor ama onu da hak ediyoruz herhalde. Allah sizden razı olsun hocam dediler. 90'a yakın öğrencimiz var. %90'ı Kur'an'a geçtiler. Çünkü 4 sene, 5 sene burada ihmal edilmiş çocuklar. Hakikaten geldiklerinde bir melikenin dışında hemen hemen Kur'an okuyan yoktu. Ama şu anda %90'ı Kur'an okuyor. Hepinizin deli dolu bir şey, böyle açık sözlü bir şey. Gördüğü zaman hocam bu yüzden maaşım var diyor. Mesela. Gibi bir tane örnek var. Ama her şey bir tarafa. Ben Allah için burada görev yaptım. Allah için herkesi sevdim. Meleklerimi bir başka sevdim. Koçiklerimi bir başka sevdim. Benim sizin üzerinizde bir hakkım olamaz. Çünkü ben size hizmet etmeye geldim. Şiirlere de yazdım, gördünüz, okudum. Bunun yalanı dolanı olmaz. Duygularım bile size yazdım. Ben size sonuna kadar hakkımı helal ediyorum. Sonuna kadar. Sizlere de bir helallik diliyorum. Helal olsun hocam. Eğer burada hakkını helal ettim diye arkamdan konuşursan gidaya gidin, Allah'a şükür ederim. Allah'a şükür ederim. Rabbim orada herkesin önünde bana böyle dediler. Ha bir şey daha söyleyeyim. Bu kadar insanın içerisinde çürük çıkarmış. Ufak bir şeyler, olumsuz bir şeyler duydum. Geldi, müşavir de geldi. Onu da sordular. Ben onlara bile üzüldüm. Ancak olur diyorum insanlık hali. Ama ben buradayım. Onlara da mesaj attım. Gelin görüşelim dedim. Gelmezseler, görüşmezlerse onlar diyorlar. Konuyu fazla bir yere çekmeye gerek yok. Sadece bütün hazırlık bitsin diye diyorum. Biz buradayız Allah için. Her zaman alnımız ağır, yüzümüz bak. Geçtik. Allah Resulü'nden ilk sahneyle İslam tarihine götüreceğim ve bu olayın helallaşmenin ne olduğunu anlatacağım. Bir iki cümleyle. Ondan sonra inşallah diplomatörlerimize geçeceğiz. Allah'ın Resulü çok hastaydı. Emine Bahçe, benim yine annem. Günlerce yattı. 3 gün, 5 gün mescide çıkamadı. Bir gün bir sağ kolunda Fazıl, bir kolunda da Hazreti Ali Efendimiz'le Mescid-i Nebevi'ye geldi. Çocuklar sabrınızı zorlayacağım ama 2 dakikayla bitiriyorum. Çünkü bunu bilmeniz lazım. Bunu herkesin bilmesi lazım. Allah Resulü diyordu ki mescide vardı, bütün cemaati onu bekliyordu. 3 gündür, 4 gündür Allah Resulü'nü görmemişlerdi. Hastaydı. Yürüyecek hali yoktu. Kolundan Hazreti Ali ile Hazreti Fazıl sürüye ayaklarından mescide getirdiler. Son günleriydi. Allah Resulü'nün son günleriydi. O da insandı. Bu dünya aleminden ayrılacaktı. Dedi ki, ey ashabım, ben de bir faniyim. Saatim ve günüm gelirse ben de bu dünyadan ayrılacağım. Ola ki bir peygamber de olsam mutlaka benim de bir hatam olmuş olabilir. Benden diyor, hakkı olan gelsin alsın. Ses çıkmadı. Hakkı olan gelsin benden alsın. Ses çıkmadı. 3. defa hakkı olan gelsin benden alsın dediğinde sahabilerden bir tanesi ayağa kalktı.
Ey Allah'ın Resulü, benim sende bir hakkım var, onu almak istiyorum dedi. Nedir o hakkın? Ey Ukkaşe dedi, adı Ukkaşe'ydi. Bir gün diyor, Hüneyn Savaşı'na giderken sen atın öndeydi, katırın öndeydi, devem öndeydi, benim devem de senin arkandaydı diyor. Eline diyor şeyi almıştın, kırbacı almıştın, deveye vururken diyor benim sırtıma öyle bir kırbaç vurdum ki sırtım acıdı diyor. Ben bu hakkımı almak istiyorum diyor. Oradan Ali fırlıyor, Hazreti Ali. Sen ne yapıyorsun ey Ukkaşe, o mu böyle şey? Allah'ın Resulü aslında son anında nefes verecek. Nasıl olur da sen bu hakkı arzu edersin? Niye şimdiye kadar bu hakkı istemedin? Diyor ki Hazreti Peygamberimiz, otur ya Ali, hak talep etti, bunu uygulayacağız. Diyor ki, getirin bir kırbaç. Hazreti Ali Efendimiz'i eve gönderiyor. Benim diyor falan yerde kırbacım var, onu alın getirin. Hazreti Fatma annemiz, biricik yavrusu, kızı diyor ki, ne oldu ya Ali, nasıl, nedir bu iş diye soruyor. Diyor ki, peygambere tatbik olacak. Birisi hak talep etti. Onun için diyor kırbacı aldık. Allah Resulüne kırbaç tatbik edilecek. Olabilir mi böyle bir şey? Feryat ediyor. O da mescide koşuyor. Hazreti Ayşe annemiz mescide koşuyor. Herkes ağlamaya başlıyor. Allah Resulü hasta. Kırbaç geliyor. Bu karşı alıyor kırbacı. Ey Allah'ın Resulü diyor. Ben sen kırbacı vurduğunda diyor benim sırtım çıplaktı. Soyunacaksın, sırtına böyle vuracağım diyor. Mescitten Allahu Ekber, Allahu Ekber sedalar. Hazreti Ömer ayağa kalkıyor, Hazreti Ebubekir ayağa kalkıyor. Herkes diyor ki bana vur ya, ya Ukkaşe, bana vur ya. Efendimiz diyor ki durun, bana vuracak o. Bilhassa olay şöyle bağlanıyor. Ukkaşe, Efendimiz sırtını çıkarıyor. Kız kırbacı elini alıyor. Tam vuracağında elinden kırbacı atıyor. Ey Allah'ın Resulü, anam sana, babam sana feda olsun diyor. İki omzunun arasındaki mühüre, Muhammed mühürü vardı iki omzunun arkasında, ona yapışıyor, öpüyor, öpüyor, öpüyor ve ağlıyor. Diyor ki ben bu mühürü öpebilmek için bunu söyledim. Ben sana sonuna kadar hakkımı helal ediyorum ya Allah'ın Resulü diyor. Bütün millet ağlaşıyor ve oradan kalkılıyor. Diyor ki Allah'ın Resulü, kim ki bu dünyada bir kul hakkına girerse Allah bile affetmez. Bıdı 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 bıdı. Şu dedikoduları bırakın, hasetliği bırakın, fesatlık bırakın. 100 sene namaz kılsan, alnın secdede, burnun yamulsa ama bir Aysun Hanım'ın, bir Ahmet Efendi'nin, bir Ali Efendi'nin hak etmediği, duyduğu zaman üzüleceği bir şeyi söylemek haramdır, o namazlar hiç kimseyi kurtarmaz. Kul hakkıyla gelmedi. Onun için ne olursunuz, özellikle buradaki nesildeki kardeşlerim, annelerim, bacılarım, çok özür dileyerek söylüyorum. Belki çok akrabaların olması biz dezavantaj değil, avantaj değil, dezavantaj olmuş. Burada bazen ufak tefek böyle şeyi çok seviyorsunuz, onu tespit ettim. Bu konuşma, yerli yersiz konuşma, vallahi kazandığınız, yaptığınız sıyırır gider. Evet, dün aşureye verdiniz. Geçen hafta aşureye verdiniz değil mi? Allah kabul etsin. İnanın, bir tane insanın konum hakkına girersen verdiğin o binlerce aşure çorbası köpekmiş bir köpek. Onun için dibine sahip çık. Hazreti Ebubekir Efendimiz dişin ağzının içinde taş taşınmış. Taş, taş. Konuşmayın diye. Benim bir yengem vardı, öyle derdi. Benim önümde konuşmayın, ben konuşurum derdi. Bilhassa kapatıyorum konuyu. Tekrar şuraya dönüyorum. Ben en küçüğünden en büyüğüne kadar Allah için hepinizi seviyorum ve aklımı helal ediyorum. İnşallah biraz önce sorduk, bir daha sormaya gerek yok. Size bu arada bir %99 ben memnunum. Başta Osman abiye, başta devlet başkanımız Ali Bey'e, sevgili kardeşine, genç dostum Salih'e, bazı bir iki kere böyle bunlar Nazım geçtiğinden söyledim. Hani gençler nerede diye. Neyse, Aysun Hanım, kibarınız, hanımefendiniz de size her ne kadar böyle zaman zaman toplantıya
çağıracağız diye anlaşmıştık başından ama o da kendine rahatlığı, dizine gitti, bir ay izin geldi falan filan. Şimdi oraları konuşmaya gerek yok. Şiir'de lafifeyle geçiştirdim orayı. Şuradaki tüm anneler, ellerinden öpüyorum, gözlerinden öpüyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Geçtirmedimle. Bu seremoniden sonra şimdi şu diploma törenine geçelim. Burada hazırım zaten kalbimizde. Konya'da görüşeceğiz inşallah. Muhammed. Burada çay içemedik, Konya'da çıkacağız. Allah'a emanet olun. Şimdi... Umut Buğra. Mehmet Armankaya. Nazmi Armankaya. Murat Ekin. Mehmet Oranoğlu. Kudey Öztürk. Kudey Öztürk. Yunus Harmankaya. Kaan Taşkıran. Harun Dutar. Ahmet gelir seni alsana. Ha varmış ya. Caner Gevher. Enes Aydın. Adam ve Ali kardeşler. Kemal Kutar. Batuhan Koçak. Koçak abi. Koçak sen abi. Gel. Yes. Berkay Akpınar. Fotoğraf getirmedi. Melike Göksekil. Raziye Akpınar. Fatma Sarı. Thank you.
Ya arkadaş bir el öpmesin bari, rahmet edin size ya. Annesini bari elini yapar adam ya, değil mi? Hadi bir hafif son. Ayağım. 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 Ayağım.
Hadi ye. Hadi ye. Abi sen de